Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlığına mutfağa geldim. Çay suyumuzu koydum. Aslında aklımda başka bir tarif vardı. Sonra şeye karar verdim. Çörek yapmıştık sizinle beraber bir kez. Pratik bir çörek. Onu yapacağım. Malzemelerimi yine söyleyeyim ben. Daha önceden yapmıştım. Hani detaylı göstermesem bile o videonun linkini aşağıya bırakırım. Olmadı oradan da bakabilirsiniz. Ama yine buradan da söylemeye çalışayım size. Bir su bardağı ılık süt. Kabıma dallayayım aynı zamanda. Normalde 125 gram tereyağı ama burada tart olmadığı için göz kararı yaptım. İnşallah yani çok da az değildir ya da fazla olmamıştır. Eritilmiş tereyağı. Bir tane de yumurta. Bunu güzelce şimdi çırpacağım. 3 bardak unu ekledim. Kabartma tozunu ekledim. Size tuz demeyi unuttum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Şöyle biraz daha un da yanıma alayım da dedim. Yani azar azar un ekleyerek yapacağım. Hamurumu yoğurdum. Aslında epey de yoğurdum ama undan mı kaynaklı tam çözemedik. Hatta geçen Özlem poğaça yaparken de söyledi. Undan bir gariplik var. Neydi de dedi. Yani böyle pütürlü gibi görünüyor ama bir sorun olmaz inşallah. Şimdi bu hamurumu ben ikiye böleceğim. Sonra açacağım ve bir parçasını açtığım bir parçayı da büyük yuvarlak borcamı güzelce yağladım. Altına biraz susam da serptim. Unun içine koyacağım. Kaşar koyuyorum. Ya da karışık da oluyor. Beyaz peynir kaşar. Biz karışık mı yiyeceğiz, kaşarlı mı? Siz nasıl isterseniz efendim öyle olsun. Elim çok yakışır değil mi böyle hamur işlerine? Şöyle biraz da yanlarından taşırıyorum ki üstünü de kapatacağız ya onları birleştirelim. Arası mümkün olduğunca açılmasın yanlardan diye. Kabarıyor çünkü. Tamam. İç harcımızı da şimdi buraya koyacağız. Diğer hamurumu da açtım. Ha bu arada içine beyaz peynir ve kaşar karışık koydum. Bunları böyle birleştireceğiz. Biraz fazla açmışım yalnız üsttekini. Şöyle yapıyorum. Yani bu kenara kat çıkardıklarım var ya. Onları onun üzerine bastırıyorum. Diğerini. Ya artık nasıl kapatırsanız, nasıl kolayınıza gelirse. Bir tane yumurta sarısını kenarlarını katlayabildiğim kadar katladım ve üzerine süreceğim. Yalnız o kadar çirkin katladım ki üst taraftakini büyük açmışım. Sonra pizza gibi dilimleyeceğiz bunu. Sonra bol susam. Sonra da önceden ısıtılmış 180 derecede bunu bir güzel pişireceğiz. Bence pratik. Çok da lezzetli oluyor. Yumuş yumuş bir şey oluyor. Evet, deneyin bakalım. Fırında da dikiş tutturamadık. İnşallah seneye bunu da çözeriz. Bir ankastre alsak diyoruz ama. Ben de tam onu diyecektim. Aynen. Evindeki fırın gibi yumuş yumuş olmayabilir fırın. Evet. Bir fırın tutturamadık buraya. Tutturamadık. Ya biri ısıtmaz, ya biri üstünü yakar, ya biri altını yakar. Hele bir tanesi 250 derece mi 300 dereceye kadar çıkar. Yani bildiğiniz 180 derece bile zor yani. Bu da altı hemen yakıyor, üst pişmiyor. Yani hep böyle bir sıkıntı. Yani bir şey olursa bilin ki fırından. Anlamam. Onu güzel olarak yapman lazımdı. Şimdi bunu dilimliyorum. Böyle dilimlediğinizde piştikten sonra alması da güzel oluyor. 8 dilim sanırım değil mi? Böyle kendimden emin söylüyorum ama evet böyle pizza gibi dildim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bunu alt üstü güzelce kızaracak pişireceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim çıkınca yine gösteririm. Çöreğim çıktı ama ben nerede yanlışlık yaptım size onu söyleyeyim. Tamamen dilmemem gerekiyordu. Yüzeysel sadece şekil verecektim. Ama konuşurken işte size bir şeyler anlatırken tamamen kesmişim. O yüzden peynirleri falan altına da geçmiş oldu. Ha böyle de tabii ki lezzetli oluyor ama öbür türlü daha temiz bir dilim çıkıyor ortaya. Bilginiz olsun. Şimdi ben bunu tabağa alacağım. Süper.
Süper mi görünüyor anne? Evet. Evet, şöyle sıcak göstermeye çalışayım size. Çok güzel oluyor. Kahvaltılıklarımız da var. Masamız bu şekilde. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz Özlem'le pazara geldik. Yeşillik falan alalım dedi. Pazar varken de pazara uğradık. Şöyle birazcık size çekmeye çalıştım. Aradan mı geçelim diyecektim. Gel yukarı çıkalım. Şurada yeşillik var. Tamam. Ay nane koktu, ne güzel. Evet, hadi bakalım kampaya var. 10 liraya sebzeler. Bu arada kamerayı evde unuttum. Dedim pazarımızı da görün diye telefonla çekim yapıyorum. Şimdi şu yeşilliğe gideceğiz. Önce bir pazarı gezdik. Evet. Alalım buradan. Ne güzel görünüyor. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz dışarıdan geldik. Evde eksik bitmiyor. Bir de eve çıkarken iki tane bayırı çıkıyoruz mecburen. O yüzden de hani böyle çok dolu dolu bir şeyler almıyoruz. Çünkü gerçekten bayır tek başına çıktığınızda bile yoruyor yani. Oh! Şimdi pazara gittik. Yeşillik almaya. Yeşil soğan, kıvırcık, dereotu, taze nane, tere, roka var. Burası 40 TL tuttu bu arada. Kuzu kulağı da var, evet. Kuzu kulağı da aldık. Bir de şöyle 4 tane limon 10 TL'ydi. Bunları aldık pazardan. Bir de BİM'e girelim dedik. BİM'de öyle gezindik, bakındık ne var ne yok. En son aktüele neler gelmiş bakmamıştık. Orada da şunları gördük. Biliyorsunuz yapboz alacağız demiştik ama ben yapboz sipariş vermiştim Trendyol'dan. Gelmedi henüz ama yolda. Dedim neyse iptal etmeyeyim. Çünkü çocuklar desenini de çok beğenmişti. 260'lı galiba gelecek olan bu. 250'li ve 22,5 lira. 45 liraya da şu iki puzzle'ı aldık. Zaten ben atı da çok seviyorum. Bunu en çok kendim için aldım. Ama bence bu çok birbirine benzer, çok zor olacak. Renk geçişleri birbirine çok yakın. Zor olacak ama olsun. Bir tane de bunu aldım. Evrak ve laptop çantası diye geçiyor. Derin böyle bir çantayı çok istiyordu ama tableti için büyük. Ama Derin bazen tabletini aldığında yanına başka bir şeyler falan da koyuyor. Ya bir şekilde Derin bunu kullanır diye düşünüyorum. Kedili desenleri falan da çok şık. Derin daha görmedi. Onlar annem ve çocuklar dışarıdalar. Bir tane de cips alalım dedik. Niktaş market var. Niktaş'ta olanlar bilirler. Baklavalık yufka aldık. Çünkü yarın Özlem'in günü var. Günde kuzeni de var, ablası da var. Bir de birkaç arkadaş daha var. Onlar gelecek. Günü burada yapacağız. Özlem burada. Özlem'in misafiri benim misafirim. Her zaman başımın üstüne. O yüzden böyle kız kıza güzel bir gün olacak. Herkes kendi bir şey pişirip getiriyormuş. Bu seferki günü öyle ayarlamışlar. Ev sahibi sadece börek yapıyormuş. Biz de baklavalık yufkadan patatesli börek yapalım diye düşündük. Ona karar verdik. İnce bulgur aldık. Bulgur pilavı için şöyle iri taneli olan bulgurdan aldık. Duru markasını. Bir tane de pasta kreması aldık. Kedi bir bisküvisi var ya. Belki onunla böyle tiramisu gibi bir şey yaparız. Kakaoyu gösterdim bilmiyorum ama bir de kakao aldık. Annem kahve yanı için bardak istiyordu. Bir tane kalmıştı bundan da. Bunu da çok beğendik. Şöyle deseni var. Görüyor musunuz? Netlerse göreceksiniz inşallah. Şöyle. Kahve fincanı var mıydı Özlem? Burada yukarıda mı? Göstereyim diyecektim. Yani bana nasıl oluyor? Ben bunu nedense gold hatırlıyorum. Gümüşmüş. Ben bunu gold desenli düşünmüştüm ama. Neyse ya. Önemli değil. Özlem bir yeşillikleri aldı, kağıda koyalım da evde o da biraz suyunu çeksin, kurusun. Çünkü nemli, ıslak yeşillik çabuk çürüyor. Evet, aldıklarımız bu kadar. Mutfağa geldim ben. Özlem'le biraz uzanmışız, dinlenmişiz.
Çocuklar da geldiler anneannesiyle. Evler yüzler yıkandı. Kıyafetlerini değiştirdiler. Daha çıkmayız dediler. Artık belli olmuyor tabii ki. Çocukların sesini duyunca biz yine çıkıyoruz dedikleri de oluyor artık. Bakacağız duruma göre ama şimdi evdeler. Yavaştan akşam yemeği saatimiz de yaklaşıyor. Boncuk makarna istedi çocuklar. Bir de brokoli almıştık. Brokoli istediler. Patatesle beraber yapacağım bugün brokoliyi. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. Ben nereye oraya, o nereye ben oraya. Çocukların brokoli ve patatesini koydum. Brokoli bu arada dondurulmuş olduğu için de böyle tomurcukları ufalanmış. Bunlar haşlanacak. Ondan sonra soteleyeceğim tereyağı ve çeşniyle. Tuz ot var ya onunla. Burada da kıymayı koyduk. Yalancı mantı gibi yapacağız. Boncuk makarnayı haşlayacağız. Onu güzelce sarımsaklı yoğurda karıştıracağız. Üzerine de kıyma sos yapacağız. Bu akşamın menüsünü bu şekilde belirledik. Çocuklara makarnayı ayrı olarak tereyağlayacağım. Onlar yoğurtlu yemeyecekmiş çünkü. Burada da makarnamızın suyu var. Çocukların makarnasını hazırladım. Kapağını kapatayım. Arkada da yoğurtlu makarnamızın kıyma sosu var. Kıymayı tek başına koydum. Güzelce suyunu saldı. Yağını da saldı. Biraz kavruldu kendi yağında. Salçayı ekledik. Biraz da öyle kavurduk. Biraz da baharatları ekledim. Öyle kavurdum. Çok az bir su ekledim. O suyunu da çekti. Yine hafif şöyle bir kavuracağım. Ve bu sarımsaklı yoğurtla karışmış makarnamızın üzerine dökülecek. Ha, sarımsak da rendeledim bu arada 2 diş. Nefis oluyor. Bazen soğan da kavuruyorum ben başta bunu yaparken. Bugün soğansız oldu ama her türlü bence gideri olan bir yemek oluyor. Yalancı mantımız hazır. Çocukların brokoli, patates ve boncuk makarnası da hazır. Turşuları koyduk. İçeceğimiz de gelecek. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Biz akşam yemeğimizi yedik. Mutfağı da toparladık. Özlem teyzesine ve kendisine kahve yapıyor. Kahve yapmada başarılı değilim arkadaşlar. Beceremiyorum nedense. O yüzden hiç girmiyorum bu işlere. Makineyle deme. Makineyle denemedim galiba. Ay bir kere şeyle denedim. Bu babam almış diyor su ısıtıcısı mı ne. Ama üstünde çok kaynatın diyor. Fokur 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 kahveyi kaynattım. Çoğu herkes dedi zaten. Turba o kadar kahve kaynatılır mı? Bilmeyince pek kahve yapmayı. İstemeye geldiklerinde Emre abi de hani şey ben yapmamıştım. Kuzenimin eşi yapmıştı. Böyle kahve hazırlıyor. Lokum alacak mısın sen? Yanında da. Ya da çikolata mı? Bu arada bize sormak istediğiniz sorular varsa ayrı bir video çekelim diyoruz Özlem'le. Evet. Bu videonun altına merak ettiğiniz soruları ya da isminiz görünmesin derseniz eğer ki gerçi videoda da isim söyleyerek zaten hani soru cevap yapmam. Sonra sorun da olabiliyor. Instagram'dan da yazabilirsiniz bana. Buraya da yazabilirsiniz merak ettiğiniz şeyler varsa. Çünkü yeni gelen takipçilerden de vardır diye düşünüyorum. Yorumlarda bekliyoruz. Aynen öyle. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Bu buralara geldi. Dışarılardan biri gelmek istemiyor ablaları. Değil mi? Evet. Bulaşık makinesinde sesi de geliyordur. Vay 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 vay. Özlem Hanım, Özlem Hanım. O ne anne? Şeye benzedi aynı. Dış ses oluyor ya böyle yemek yediğimiz gibi programlarda. O ne anne? Kahve anneciğim. Kahveye bakın. Oh, bol köpüklerine sağlık canım benim. Kahveye bakın. Afiyet olsun. Aynen. Burada videomuzu sonlandıralım. Kahve içerler annemle Özlem. Ondan sonra bir puzzle yaparız diyoruz değil mi Özlem? Puzzle yapalım diyoruz. Çocuklar başka bir şey, bir oyun istemezseler aklımızda o var. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.